Venom filmi bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin bitmesiyle beraber birçoğumuzun düşüncesi film hakkında olumsuz olsa da bu fikirleri bir kenara ayırmamızı sağlayacak bir after credits sahnesi görmemizle beraber her şey bir bakıma değişmiş oldu. Şimdi filmin son 20 dakikasını gelin hep beraber en baştan değerlendirelim. Prosedür gereği hızlıca da uyarayım. Bu video Venom filminden spoiler içermektedir. Haberiniz olsun. Şimdi hatırlayacağımız üzere filmin çabucak biten final sahnesi içerisinde Venom'un Riot'u yendiğini ve hemen bir sonraki sahnede ise Eddie için kendisini feda ettiğini görmüştük. Daha sonra Anne yani eski kız arkadaşıyla yaptığı konuşma içerisinde fark ettik ki Venom kurtulmayı bir şekilde başarmış. Sokak arası yaşanan bu diyalog içerisinde her ne kadar espri bazlı sahneler görsek de özünde önemli bir iki gönderme yatmakta. Şimdi ilk olarak Venom bir şekilde kurtulmayı başarıp hala Eddie'nin bedeninde konaklıyorsa ve bunun üzerine Eddie Venom'un kurtulduğunu Annie'ye söylemiyorsa büyük bir ihtimalle Eddie Annie'nin önümüzdeki filmlerde zarar görmesini istemiyordur. Çünkü Venom olayı çıktığından beri yaşanacak tehlikeleri Annie'ye bildirip onu kurtarmak istiyordu. Bunun aksine kendisini film içerisinde suç ile karşı karşı hatta She Venom olarak bile gördük. Bu arada evet. She Venom da çizgi romanlara gönderme. Önümüzdeki filmlerde ki zaten bu filmlerden kastım bildiğiniz üzere Venom filmi bir üçlemenin sadece ilk filmiydi. Eddie Venom'un geri döndüğünü hiç kimseye belli etmeden anti kahramanlık yapacağını düşüncesindeyim. Bunların yanında filmin başından sonunda Venom simbiyotumuzun her ne kadar komik ve neşeli bir kişilik olarak görsek de yavaş yavaş Spider-Man 3 filmindeki Venom olayına gelecektir. Bu durumdan kastım film boyunca Eddie'nin Venom'dan nefret etmesinden Venom'suz yaşayamama serüvenini görmüştük. Yani yarın öbürsü gün Venom'a bir şey olmasın diye Eddie kendi canını bir an bile düşünmeden feda edebilir. Tıpkı Spider-Man 3'teki örneği gibi. Kısaca her ne kadar belli edilmese de filmin sonunda Eddie'nin tam bir Venom bağımlısı olduğunu bilincindeyiz. Şimdi gelelim mid kredisimize. Bu arada neye göre post kredit, mid kredit veya after kredis diye ayrılıyor diye merak edenler için de bilgi olsun. Credits, jenerik demek. Bu nedenle after credits olduğunda jenerikten sonra gelen sahne, mid credits olduğunda yönetmen ekibinden sonra oyuncu ekibinden önce gelen sahne, post credits ise soundtrack'in bitmesiyle gelen sahne olmakta. Kapış? İşini Carlton Black sebebiyle kaybeden Eddie haliyle kötümüz ifşalanınca mesleğini Daily Globe üzerinden devam ettirmiş. Haberci kimliğiyle seri katil Cletus Cassidy karşısında röportaj yapacak olan Eddie bir sonraki filmde göreceğimiz kişinin ana düşmanı olacağından hala habersiz. Şimdi bu sahne hepimiz tarafından aynen şöyle yorumlandı. Emre bak kardeşim yarım saattir boş yapıyorsun. Bu karakterin Carnage olduğunu gösteriyorlar. Carnage olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen video yapıyorsun. Tamam mı? Hayır arkadaşlar, bu kadar kolay değil. Cletus karakterinin hapishane içerisindeki hücre içerisindeki başka bir hücrenin içerisinde olması, bir de bunların üzerine karakterin kıvırcık saçlı olması olayının tamamı çizgi romanlara koskocaman bir gönderme. Çizgi romanlar içerisinde Cletus Cassidy dediğim gibi hücrenin içinde, başka bir hücrede tam korumalı bir tutsaktı. Ta ki Carnage isimli simbiyot hapishaneye sızıp Cletus'un içine girene kadar. Çizgi romanlarda Carnage karakteri her zaman Venom'dan bir tık daha güçlüydü. Neler yapabiliyor diye soracak olursanız bu filmde Riot ne yapabiliyorsa aynısını yapabiliyor. Hatta çizgi romanlarda Riot öyle filmdeki gibi afili bir karakter bile değil. Böyle nedir diken atayım, ek işte topuz yapayım, simbiyotumu kullanarak malzeme yapayım falan hiç öyle bir olay yok. Yeni filmde büyük bir ihtimalle karakterimiz Cletus Cassidy'nin Eddie Brock ile neler alıp veremediğini göreceğiz. Bu süreç içerisinde Cletus'un içine Carnage girecek ve ırkının kurtulmasını engelleyen Venom'a karşı savaşmak isteyecek. Yani kısaca Cletus Eddie'den, Carnage ise Venom'dan intikam almak isteyecek. Şahsen ben Carnage'ın yeni filmde simbiyot gezegeninden geleceğini düşünmüyorum. Bunun aksine Life Foundation'dan kaçıp kurtulan bir simbiyottur diye düşünüyorum. Onca denek ile uyuşmayan onlarca simbiyot varken bir de başka bir gezegenden simbiyot getirmeye gerek yok. Değil mi? Kısaca bu sahnede Cletus içerisinde bir simbiyot barındırmıyor. Zaten anlayacağınız üzere barındırsaydı Carnage'ı 1-2 hücre tutmak için yetersiz kalırdı. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin bu Cletus hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunların yanında kanalıma abone olup çeşitli paylaşımlarda bulunduğum Instagram sayfamı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada bu videoyu yapmaya karar kıldığım için de bir de üstüne gözden kaçanlar videosu gelmeyecektir. Ve haberiniz olsun. Fakat onun yerine Venom spoilersız incelemesini veya Venom hakkında açıklanmayan gerçeklerle dolu olan videoma göz atabilirsiniz. Neyse, görüşmek üzere.